İstifası istenen 3 belediye başkanı gündemin en önemli 3 ismine dönüştü bugünlerde. Gözler, kulaklar onlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Kimi sessizliğini koruyor, kimi istifaya yanaşmayacağını ima eden açıklamalara imza atıyor. Cumhurbaşkanı ve başbakansa gereğinin yapılacağının sinyallerini verdi, vermeye devam ediyor. Peki süreç ne zaman, nasıl noktalanır? İşte orası şimdilik tam bir muamma sevgili izleyenler. Konuyla ilgili gazeteci Fatih Atik'le de özel bir röportaj gerçekleştirdik. Hem ona 3 ismi sorduk hem de yeni isimlerin istifa furyasına dahil olup olmayacağını. Özel röportajı izleyelim birlikte. İstifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. Melih Gökçek, Recep Altepe ve Ahmet Edip Uğur istifası istenen 3 belediye başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler Bursa, Ankara ve Balıkesir'e çevrildi. AK Parti bunu kendine can istediği için yapmıyor. Bakıldığı zaman bu büyük şehirlerde sıkıntılı bir durum olduğu ortada. Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da mevcut başkanlar da göreve devam edilse AK Parti'nin kazanma ihtimali risk. Dolayısıyla 2019 seçimlerine gitmeden önce bir tedbir alıyor AK Parti yönetimi. Gazeteci yazar Fatih Atik, 3 belediye başkanının da bu hafta içinde istifasını sunacağı görüşünde. Şu an bence direniyorlarmış gibi bir hava estirilmeye çalışıyor ama ben öyle bir direnç olacağını sanmıyorum. Çünkü AK Parti bir kadro hareketi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliği, kişiliği ortada. Bugün AK Parti varsa Recep Tayyip Erdoğan sayesinde var. Dolayısıyla bir kırgınlık olabilir. Birdenbire böyle bir talebin gelmesi belediye başkanlarında bir şaşkınlığa neden olmuş olabilir ama Ankara, Bursa ve Balıkesir'de başkanların görevlerinden ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü eğer bunu yapmazlarsa AK Parti'nin değerlerine ve siyasetin kendisine aykırı bir durum ortaya çıkacak. Eğer yapılmazsa ve görevlerinde kalmayı denerlerse o zaman AK Parti içinde siyaset yapma şansları kalmaz bu üç belediye başkanlığında. Ki bana gelen bilgiler özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in aslında istifa kararını verdiği şeklinde. Bursa için de aynı şey geçerli. İstifası istenen isimler arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, işimizin başındayız dedi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur katıldığı temel atma töreninde veda niteliğinde bir konuşma yapsa da ondan da henüz istifa açıklaması gelmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de sessizliğini koruyor. Hem başbakan hem cumhurbaşkanı ise gereği yapılır diyor. Peki nedir o gereken? İhraç mı, görevden alma mı? Gereğini yaparız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu gereği de nedir? Ya partiden ihraç edecekler. Dediğim gibi AK Parti bünyesinde siyaset yapma imkanları yok çünkü. Ya da İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz mahalli idarelerin amiri pozisyonunda. İçişleri Bakanlığı aracılığıyla belediyelerde bir soruşturma başlatılacak. Onun üzerine görevden ayrılma olabilir. Fakat ben AK Parti'nin iki yöntemi de uygulayacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi benim aldığım bilgiler ve Ankara'da konuşulanlar önümüzdeki hafta içinde bu işin tatlıya bağlanacağı şeklinde. İstifalar bu 6 isimle de sonlanmayacak. İstifa talepleri diğer belediyelere de ulaşacak. AK Parti'deki değişim dönüşüm süreci devam edecek. Bu sadece 6 belediyeyle sınırlı değil. Biliyorsunuz bugüne kadar 30'un üzerinde il başkanı görevinden ayrıldı, yenileri geldi ve kongre süreci devam ediyor. Belediyelerde de bunu göreceğiz. Belediyelerin de yaklaşık, yani bir rakam vermek doğru olmaz ama 6 ile sınırlı değil. Yani bu ilk basamak tamamlandıktan sonra sayının daha artacağını ben düşünüyorum. Yani pek çok bölgede farklı illerdeki başkanların da görevden ayrılmaları istenebilir.